Efendim, selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Şu an Tokyo Nismo. Nismo deyince de kısıyorlar. Nismo Performance Center'dayım. Buraya bir arkadaş gelecek. Karbon kanatlar söyledik R34 için. Onlar gelecek. Onları alacağız. Gelmişken de şöyle size etrafı göstereyim. Gördüğünüz gibi Nismo araçları var. Nissan araçları var. Hem Performance Test Center hem de normal maintenance, bakım var vesaire yapılıyor. 370S'nin Nismo'nun lastikler falan değişiyor herhalde orada. Şöyle beni bekleme yerine aldılar içeriye. Size şöyle buradaki malzemelerden göstereyim. Genelde bizim Masaki ve Jason malzemelerini direkt buradan alıyorlar. Dayım orada bir R35 lastikleri getirdi. Evet, ilk Prince'den itibaren görüyorsunuz Skyline'ları yukarıda. Böyle devam ediyor. Şurada parçalar vesaire var. Burada da performans parçaları falan var. Upgrade edilmesi gereken şeyleri gösteriyorlar burada. Parçalanabilecek olan parçaları ve değiştirmeleri gerekenleri falan buraya sıralamışlar böyle. Gördüğünüz gibi bazı kırılmış dişlileri falan koymuşlar. Nismo S diyor. R34'ten çıkan parçalarmış. Şöyle bu pedal seti, turbo seti. Burada birkaç sticker, amblem vesaire var. GT-IR, Pulsar'ın amblemi. Şurada S1, R1 bilmem ne, bu tarz stickerlar. Cam cover'ın üzerine koyulacak olan şeyler, yani motor kapağının üstünde. Camshaft. Şurada R1 engine control modülü var, yani ECU. Şu R33 için olan gauge'ler. R33'te MFT yok, bizdeki gibi ekran yok. Bir önceki teknoloji, bak front torku gösteriyor. Yağ sıcaklığı ve boost'u gösteriyor orada da. Evet, yukarıda kupalar falan var. Aşağıda şurada downpipe'lar. Bunlar Tome parçalarıymış. Bu Garrett S2 için olan turbosu. Omori faktöründen gelen camshaft'lar. Burada siz bunları sipariş ediyorsunuz aslında. Bunlar da manufacturer'dan, yani yapan kişiden sipariş ediyorlar. Sonra gelip burada monte ediyorlar. R32, R33, R34 aşağıda duruyor. Yukarıda da Hakoska var. Kenmeri GTR var. Bunlar da koymuşlar maketlerini. Nismo F50 kaliper. Nismo R35 kaliper. Defiling meter. Bunda başka gauge'ler falan var. R35 için yan kanadı için olan sticker'ı. Bunun R34 için olanı var mı bilmiyorum. Biraz daha küçük onunki. Burada süspansiyonlar var. Öhlins, Nismo, Bilstein'ın yaptığı Nismo. Bu Nismo'nun yaptığı Nismo. Bu da Öhlins. Aynı cover'ları vesaire. Karşı tarafta da strut bar falan var. Air intake şeyi var. Rainmax'ın. Masaki'de var onun arabasında. Carbon Rainmax. $3000. Gereksiz bir parça. 4 noktalı emniyet kemerleri. Volk Racing stickerları. Spacer'lar. Şöyle müşterileri ağırladıkları yerde. Böyle. Arka taraftan da içecek vesaire alabiliyorsunuz. Jason da geldi şimdi. Morning. I wasn't expecting the black wheels. I forgot. Oh yeah. On BBS. Evet, kanatlar geldi. Kanatlar derken pardon, bacaklar geldi. Şöyle yani. Bunları boyatacağız ve ondan sonra takacağız abi. Burada bir tane Nür Edition var. Buranın patronu bize burayı gezdiriyordu. Her yere de çekmiyorum. Şey olmasın diye, sıkıntı olmasın diye. Plakayı göstermeden şöyle çekeyim. İçinde R2 motoru var. Bu 500 beygir civarında. Bizimki kadar hızlı olamaz ama değerli bir motor, öyle diyeyim. Nismo tarafından yapıldığı için R2 bayağı sevilir yani. Bu da V-Spec 2 Nür. Şuradan plate'den görebiliyorsunuz. Plate gold olunca Nür olmuş oluyor. Şuradaki plate, haberiniz olsun. Şurada bir R35 Nismo var. Burada da Nismo RS var. Nadir görülen Nismo RS. Endless kit takmışlar. Ön tarafta da büyük Endless'lar var. Yarış motoru var bunda direkt. Alt falan o biçim. Copy paste oldu arabalar. Gelin size yukarıyı göstereyim dedi. Buranın patronu. Evet, üst kata geldik. Komple Nismo yeri gibi. Bazıları Nismo, bazıları direkt GTR. Sugoi ne? V-Spec 2 Nür var.
Koreci bunu. Oh, sugoi. Bu da bizim patronunmuş. 600 beygirlik olan kendi arabası. Mines engine varmış içinde. You know. Yeah, this is what I meant. Like, looks nice. This track car. I just can't do track all day with GTR. It's just, I feel like it's a waste. But Sansan is acaba? Evet. Engine bay bu şekilde. Suzuki Racing. Suzuki Racing. Racing engine. Racing engine. Nitten Hachi Lita. 2 point. Şey 2 point diyorum. 2.8'likmiş. Damperler var burada. Şuraya bakar mısınız ya? Bunlar o kadar nadir araçlar ki. Millennium Jane R34. Golden Amlemler. Vispec 2 Nur. Benim jantların aynısından. Drag bunu değiştirmişler ama paint yapmamışlar. And the mirrors doesn't match the lines. Doesn't match the color of the other carbon parts. Because mine's like 400R. So good. What's your Matsuda? Matsuda, the Nismo race car driver. This is his car. Vay be. Nismo'da yarışan Matsuda'nın kendi aracıymış bu. Burada saklıyor. Vay vay vay. Bu 400R'dan sadece 44 adet yapıldı. R33 için. Öndeki amblemi şöyledir. GTR yazmaz, 400R yazar. Sugoi ne? Burada V-Spec stok var. Komple stok tutulmuş. Nismo ile değiştirilmiş muffler. Egzoz yani. Jantlar da orijinal. Burada başka bir V-Spec var. Jantlar çok kötü yalnız. Bu Enki'yi buna hiç uymamış. Burada normal R35 var. Kore zem bunu okek sanma koruma desin. Enetak. Bak bu Enetak R35 Nismo. Bu Nismo'nun bir üstü. Enetak diye geçer. Şu Enetak orijinal şeyi kanadı. Orijinalinde böyle yani. Bayağı bir yüksektir. Şöyle size yakından göstereyim. Burada yazar. Nismo Enetak Package diye bak. Böyle. Bu Nismo'nun bir üstü. Biraz daha pahalısı. Yanında 370S var. O da Nismo. Motor böyle. Enetak parts. Carbon. Bariki ve onacı desk. Nismo'nun. Boost or up. Boost up. Bakalım işte. So better response ne? Bu da Matsuda'nın arabasıymış. Şu 400R'ın sahibini. Aracı bu da. Şurada bile downforce var ya. Vay arkadaş. No problem there. See what the problems are. V-Spec 2. Jason'ın arabada V-Spec 2 hep burayı kontrol ediyor acaba. Sadece bende mi kendim mi problem var diye. V-Spec 2'lerde şuralar koltuklar gri değil, siyahtır. Böyle bir upgrade yapmışlar. Değişiklik olsun diye. Burada parçalar, lastikler. Bunların hepsi müşterinin aracı. Burada tutabiliyorlar böyle. Müşterinin derken özel müşterilerin. Bu... Ben de. Did you realize the wheels? Check the wheels there. Oh yeah. Check the wheels on the side. Bir tarafta sarı, bir tarafta mavi. Look at the emblem. Yeah. Gold. Rich person's car. Benim yapacağım şey de böyle işte olacak. Ama bunlar biraz sonra olacak. Böyle olmuş olacak. GTR Nismo. Tochigi. So desu ka. Kara kuru to. Koi jōtai de kiru. Oh, sugoi. Okek-san no? Okek-san. Hee. Bu fabrikadan gelmiş 2020 yani 2020'nin Nissan Nismo'su. GTR Nismo. Şu an 0 kilometrede yani. Bu şekilde. Müşteri için alınmış. Burada bekletiliyor. Midnight Purple 2. Midnight Purple 3 biraz daha parlak olur. Bu biraz daha böyle koyu. Siyah gibi görünüyor. Ama Midnight Purple 2. Biraz daha yeşil ağırlıklıdır bununla. Yaklaşınca. Track Edition. 20 Track Edition. Carbon Roof. Ceramic Brakes. No. İşte benim şu anki düşüncem bu araba. Bu renkte. Carbon Roof.
Track Edition ama Ceramic Break olanından. Görünmüyorlar. İçerisi çok güzel ama. Yani şu koltuklar falan. This is so clean. Bu da yarışlarda yarışan Group C'nin motoru. V8 Nissan. Evet, şimdi buradan ayrılıyoruz. Bu videomuzdan da bu kadar olsun. Küçük kısa bir tur oldu. Gelmişken çekelim dedim. Bunlar copy paste gibi duruyor. Tabi sağdaki bizim V-Spec 2'de görüyorsunuz şu inlet var içeride turbo için. Bunun kaput karbon, bizimki normal alüminyum. Böyle görünüyorlar. Şimdi yavaş yavaş uzuyoruz burada. Enteresan bir yer ya. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir R34'ün arkasından gidince de kendi aracım arkadan geliyormuşum gibi oluyor. Mavi olunca bir de. Şimdi geldim. Bizim boyacı amcaya bıraktım ayakları. Bitince beni arayacak. Ondan sonra takacağız. Takınca bir de bakarız nasıl olmuş. Hadi gidelim bakalım. Sarıyor vallahi. Dört yapmadık tabii de. Tekerleklerin sesini duymuşsunuzdur herhalde, sarma sesini. Tabii ki çok sarmıyor. Arkadan itiş olmadığı için, dört çeker olduğu için hemen normale dönüyor da. Öyle kötü huyları var. Fena bu ya, bu çok fena.